kısımda yatan zat-ı muhterem Esam-ı Kiram'dan olup Denizli'de meftundur. Buradaki sahabeyi güzün olduğunun kaynağı ise zamanın müştehitlerden Bediüzzaman Rahmetullahi Aleyh'in verdiği işaretle bilinmektedir. Sol kısımda yazılı tarihi ise Hafız-ı Ekberlerden Ahmet Muhammed Efendi meftundur. Üç dört kişi kabrin başında Kur'an-ı Kerim okuyorduk. Bundan 4 ya da 5 yıl evvel. Kabirden böyle mis kamerler gibi kokular saçılmaya başlamıştı. Bunu 4 kişiyle biz bunu duyduk ve şahit olduk. Denizli'deki şeyh efendilerden Hafız Mehmet Efendi meftundur. Kim gelirse gelsin boş çevirmemiştir.
Bundan 4 ve 6 yıl evvel iki arkadaş ziyarete gelmiştik. Akkuya, bir çay çıkıyor. Gelmiştik. Diğer arkadaş bizim sigara içiyordu. Dedi, ben dedi, Ali dedim şahit yapıyorum, bir daha sigara içmeyeceğim dedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra bu kardeşimiz aklını bozdu. Vefasızlık yaptı. Sigara içmeye başladı. Bir gün, 2 gün, 3 gün böyle derken yüzü peçeli, eli asalı, sırtı cübbeli bir zatı muhterem bunu ikaz edip duruyormuş. Yani anne dedemiz bunu ikaz ediyormuş. Evladım diyormuş, sen beni şahit tuttun, ben şahitlikten düştüm, ver kefareti diyormuş. Ondan sonra seni kelam bu biraz hayır yapıyor. O gece rüyasında Ali Kahya rahmetullahi bir nur deryasından çıkıp kendisine tecelli ediyor ve diyor ki evladım diyor, bir daha diyor tutamayacağın sözleri verme diyor. Kardeşimiz diyor ki dünyada onun kadar güzel bir insan görmedim diyor. Nurun hala nurdur diyor. Ise Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin neslinden Es-Seyyid Muhammed Sıtık Arvas meftundur. Kendisi alim, abid, zahittir. Misafirleri çok seven, tatlı dilli, güler yüzlü, kısacası Efendimiz'e benzeyen Ehl-i Beyt neslindendir. Şeyh Ali Efendi rahmetullahi kutsarı Denizli'den Konya'ya hicret etmiş. 10 yıl boyunca ilim imiklemiş bu zat-ı muhterem. Geri Denizli'ye gelmiş. Hürriyet İlkokulu'nun olduğu yerde eskiden dergahı olup birçok talebe yetiştirmiştir. Hala neslinin devamı etmektedir. Yani. Denizli'deki Kemal-i Mürşitlerden
Şeyh Kazım Efendi rahmetullahi aleyh. Hasan-ı Feyz Hoca rahmetullahi aleyh Melamet tarikatı şeyhi iken şeyhliği terk edip Üstad Bediüzzaman rahmetullahi aleyh'e talebi olmuştur. Kendisi şair, edip, mutasavvıf, zahit, abid bir zat-ı muhteremdir. Hocasının yani Bediüzzaman rahmetullahi aleyh'in yerini bedel olarak, şehit olarak Hakk'a yürümüştür. Hocası vefatından iti ziyarette kendisine selam verilmiş Hasan-ı Feyz Hoca'ya, o da selamına kabrinden cevap verilmiş. Bulunan iki şeyh efendi rahmetullahi aleyh de Nakşibendi şeyhlerindendir. Ve buradaki meftun bulunan yine Nakşibendi şeyhlerinden Mehmet Şirvani Hazretleri'nin halifelerindendir. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم
ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق Nakşibendi şeyhlerinden Es-Seyyid Mehmet Şirvan Hazretleri Rahmetullahi Aleyh. Denizli'mizde Fethullah Mahallesi'nde dergah kurup talebe yetiştirmiş. Birçok belde ve isimlerde hakkı ve hakikati anlatmış. Allah dostlarından bir tanesi. Semavetteki yıldızlardan bir tanesi olan Mehmet Şirvan Hazretleri. Çünkü tarihtir Nakşibendi ve Uşak'ı icazet etmiş. Kabrinin toprağı yeşildir, misk-i amber gibi kokar. Çok latiftir ve hoştur. Eski saldırı sesinin kıble cihetinde iki tane yuvarlak delikler vardı. Bundan 10 sene evvel, yangın geçmemeden erken evvel halindeyken o örtüyü kaldıran Nakşibendi ihvanları Şirvani dediği Rahmi Halim'in Şirvani Efendi ufuzun uzanmış, beyazları içerisinde tebessüm etmiştir ve ortadan kaybolmuştur. الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف Kavukçuzade İbn-i Şerîn-i Muhammed rahmetullahi aleyh Mehmet Şirvani Hazretlerinden 2-3 sene evvel önce hayata intikal etmiş türbe yapımı esnasında ise içeride kalmıştır. Thank you.
çıktım bundan. 6 kişi ve ilk çekilen yeşil taşlı yerde yatan şahıslar Demirci Efe'nin katlettiği, nefsi için katlettiği yatan şehit kişilerdir. Mevlüt Sade Hafız Efendi, Tütüncü Salih Efendi bunlardan bazılarıdır. Ecelden bulmadım. Kimse Necat, Lokman bile Melek Habib dahi içti şerbet, ecel şerbeti. Rahmeti Rahman'ı müstahak verdi. Canını Fat Ali eylesin. Demirci felaketine maruz kalan uğrayan Hocazade Kazım rahmetullahi aleyh. Denizli'deki hanım velilerden Hatice Çakır. Kendisi su içmezdi. Kedileriyle kendisiyle oruç tutardı. Evine kimin ne niyete geldiğini, niçin geldiğini, kişinin niyetine göre muamele ederdi. المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. Şeyh Muhammed Efendi rahmetullahi aleyh hakkında fazla bir malumatımız yok ama kabir taşında şöyle bir ibare var. Bağlanma dünyaya sonu hüsran olur, bağlan Mevla'ya sonu cennete âle olur diye yazmaktadır. Osman Efendi hem müderris hem müftü. Kendisi de müderris ve müftüdür. Milli mücadelenin ateşini ateşleyen, dini İslam'a, vatanına, milletine hizmet etmiş Müftü Efendi. Savaştan sonra yine talebiyet silme devam etmiştir. Hakkı yürümüştür. Thank you.
Mehmet Kazi Türbesi Denizli. Selçuklara ait bir kervanın Ladikalar tarafından soyulması üzerine başlayan Selçuklu-Bizans savaşlarından Selver Gazi ile birlikte Ladiki ordusunu yenmişlerdir. Mağlup orduyu takip ederek Deretekke, bugünkü Eski Sarayköy Caddesi mevkiinde alandan tekrar başlayan savaşta Mehmet Gazi rahmetullahi aleyh yaralanmıştır. Bu durumu gören Selver Gazi, Ladik ordusunu Gerzele yani Yeşilköy Selver Gazi tarafından arkasını çevirmiş ve o sırada Mehmet Gazi şehit olmuştur. Mehmet Gazi'nin şehit olmasıyla evindeki ordu Selver Gazi'nin komutasına geçmiş. Mehmet Gazi Selçuk Tümen Komutanlık aynı zamanda Alperen Veliler'dendir. Sarı Saltık Muhammed Efendi gibi, Tavas'taki Ali Avdan Baba gibi, Babalar'daki Değnekli Baba gibi, Çökelez'deki İllas Gazi gibi Alperen Veliler'dendir. Zat-ı Muhterem'in askeri elbisesi, sancak ve bayrağı ile yörü halkına rüyalarında ve aşikar göründüğü, savaş sıralarında askeriyle savaşa giderken görülen rivayetler arasındadır. Halk arasında kendisine de kesik baş Arap dedesi denir. Bir rivayete göre de savaş esnasında kelle koltukta savaşmıştır. Hem gazi ve hem şehittir. Alperen Allah dostlarından. Denizli'deki Nakşibendi şeyhlerinden Haydar Efendi Kutlu Sırrı Rahmetullahi ile kendisinin dergahı Petlibağ Mahallesi'nde olup abid, zahid, salihlerdendir. Geceleri hiç uyumadığı, devamlı ibadet ve taatla meşgul olduğu, uykusu geldiği anlarda ise bir sandalyeye oturup alnına bir sivri demiri dayayıp uykusunu kaçırdığını akrabaları anlatıyor. Bir gün Haydar Efendi rahmetullahi aleyh bayram yerinden geçiyormuş. Halk, onu sevenler hürmeten ayağa kalkmışlar. Yeni atanan bir memur da kahve içerken ayağa kalkmamış. Daha doğrusu biraz da edepsizlik olmuş. Allah dostu dönmüş bir bakmış ona. Bakmasıyla olduğu yere yığılıp kalmış. Bir müddet sonra geri dönüşte demişler ki efendim himmet ediniz. Siz bilirsiniz. Peki demiş Allah dostu. Bir bardak su getirmişler kendisine. Su üzerine bazı ayetler okumuş ve eklemiş. Yine kahve içerken demiş. Bu şahıs vefat eder demiş. O şahıs kahve içerken vefat etmiş. Thank you.
Elimizdeki Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Hacı Osman Nuri Kepenek Kutlusu Rıh'ın validesi Ayşe validemiz burada mektubdur. Denizli'deki Uşaki kollarından ve Uşaki şeyhi olan Şeyh Hacı Kadir Seze Efendi'nin kabri. Yanında ise yine Uşaki yolundan Şeyh Hüseyin Hüsnü Efendi mektubudur. Bu zat-ı muhterem Denizli'deki Uşaki kollarından. Bu yolun piri ve üstadı Selahaddin Uşaki Hazretleri ise İstanbul'da mektubudur. Hüseyin Hüsnü Efendi'yi sağlığındayken gören insanlar anlatıyor. Kendisinin heybetli ve vakarlı olduğu, sözlerinin çok tesirli olduğu, insanlara ok gibi işlediği, hak ile batılı ayırdığı söylüyorlar. Ve doğrudur da. Aşk ile söyledi söyletti. Bezmi elestegi ol hak sözünü kelamı izzetle hakka muslat eyledi. Tariki Uşaki Şeyhi Hüseyin Hüsnü Rahmetullahi Aleyh Kutlu Sırrı. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Burada ise Şeyh Mustafa Efendi meftundur.
عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح. Yıldız Bey kızı Fatıma Hanım burada mevcuttu. Kendisi Haçlılar yapılan savaşta şehit düşmüştü. Askerin gevşeklik göstermesiyle kılıcını çekip er olan arkamdan gelsin deyip Hakk'a yürümüştür. Kendisi Denizli eski kabristanlıkta meftundur. Sibul Celilul Kerimur Rakibul Mucibul Vesli. Kazadan öldü. Rahmetli kocası mezar mülkün 7 salı. Dedi kimse tutmayacak. İki tane oğlu, bir tane damadı vardı, bir kocası. Kabirgada kendileri götürdüler. Ben de niye gördüysem bunu da gördüm dedi. Kabirgada kendileri getirdiler. Daha da bir şey diyorlar. Mesela eşi dahi ev geldiydi babam oraya hemen ertesini götürüyordu. Yani biz bundan memnunuz diye böyle bir şey diye yapıyorlardı. Evlerin altında bayağı çok derin bir yar vardı. Or bahçe çalışkan yardan uçuyor bu. Yarın ortasını tutuyorlar bunu. Allah tarafından. Or tutuyorlar, çıkarıp geliyorlar. Oysa kendisi ameliyat oldu. Allah tarafından gece. Babam dahi gitti. Dedi kuşağın dedi yanını komşular dedi. Ameliyat yerini dahi halam göstermiş. Baktım bizim ola. Gece oldu bu demiş. Yani böyleydi. İşte çok gövden böyle hafta cumaları her cuma gün geliyordu. O cumaları çalışmazdı. Çalıştığı zaman solgol tutmaz oluyordu. Ondan 3 sefer solgol tutmaz oldu. Bir daha da çalışmadı. Yani her cuma sabahı geliyordu onlar. Böyle okuyor. Kendisi sırf çayında ama gelen yazıları hep okuyordun. Haplığa geliyordun. Onlar hep görüyorduk. Böyle elinden ter, böyle akıyordun. Ama kokusu ev için bayıyordu böyle. Haplar geliyor derken? Yani hap veriyorlar. Hap veriyorlar. Cuma günleri hiçbir şey yemezdi bu. Onların ilacından hapını. Ramazan'ı nasıl geçirirdin? Ramazan'ı nasıl? O zaten orucu şey zaten hiç konmazdı. Geceleri nasıl geçirirdin? Geceleri sabah eder. Uyumazdı? Hiç uyumazdı. İbadet ederdi. Nasıl? Hani hiçbir A harfi dahi bilmiyormuşmuş babam öldüğü yere. Bu son oradan oluyor. Nasıl oluyorsa. Böyle hayretliydi. Eli yüzü böyle pırıl pırıl işliyordu. Böyle sürüklüyor. Devam nur kızım nur oldu. Hiç insan ismini ünlemezdi. Dokunduğun mallar satılır mıydı? Dokundu ve şimdi satılır değil mi? Dolu giden boş gelirdi. Yok. Hani eş üstün bir halde kendi çocuğu olmadı. Öbür çocuklar hiç işemezdi buna. Kendi anasına fazla severlerdi. Yine buraya o şeyin kocasını gömdüler, iki tarafının iki hanımları. Tahale gelip gidiyorlar. Torunlar dahi halam adını koydular. Çocuklar. Serban koydular. Ya işte böyle her şeyle, o tasla işleri her şeyle doluyordu diye falan. Gözümle gördüm diye. Böyle yeşilli kırmızı diye. Tadı diye o doyulacak gibi bir şey değil diye. O kadar yiyorduk diye, tutmuyorduk diye, doymuyorduk diye baba. Hani ben onları görmedim, ben onun anlattığı yazdı öbür türlü. Ben sık gel giderdim, bizim eve gel giderdi, halam kalırdı. Ha işte böyleydi. İşte hatta denen mezarı onu çiçekleyeyim, ben onu da getireceğim, yarın onu tutacağım. İşte böyleydi. Daha esasında tabii oğlu daha iyi biliyor, devamlı beraber yaşatmak için. المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. Denizli'deki Nur halkalarından Üstad Ödüzzaman rahmetullahi aleyhi görmüş, ona intisap etmiş Allah dostlarının evlatın Yakup Cemal Özkan. Kendisi ehli takva olup abid, zahid, salihtir. Haftada bir günde
manevi alemde ise Efendimizle görüşürmüş. Rahmetullahi. بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Üstad Bediüzzaman Hazretlerini görmüş, ona intisap etmiş, talebe olmuş Nur halkalarından Hafız Ali Efendi. Şehit, veli, Allah dostlarından. Üstad anlatıyor Bediüzzaman rahmetullahi aleyh. Hiç diyor adetim değildi diyor kabrin içine bakmak. Ama Hafız Ali Efendi diyor nazar ettim baktım diyor. Onu diyor kabre koydular. Kabri medrese oldu diyor. Medrese Yusuf'u oldu diyor. Melekler insan suretine geldi diyor. İnsan suretine geldi diyor. Meleklere ders verip melekleri geri gönderdi diyor.